her şey yolundayken birden her şeyinizi kaybettiğiniz oldu mu? O, çağımıza damga vuran bir bilim adamı. Kendisi sadece matematikte değil, dünyanın en zor hastalığı olan şizofreniyi yenerek bir kez daha zeka gücünü göstermiş istikrarlı bir kişi. O, şizofren bilim adamı John Nash. Matematik her insanın hayatında belirli bir dönem zorlayıcı bir unsur olmuştur. Peki ya matematik her problemi çözebilir mi? Gerçek yaşanmış bir hikaye. Bazen kendimize sorular sorarız. Neden daha iyisi değilim? Zorluklar neden yakamı bırakmıyor? Matematikten neden düşük aldım? Gibi sorularla beynimizi gün boyu sarsarız. Bu sorunları ortadan kaldıracak bir çözüm ya daha büyük bir problemi ortaya çıkarırsa, film bizlere bu mesajı derinlemesine dibine kadar öykünemiş. Her becerinin arkasında başka bir eksiklik yatar. Örneğin baş karakterimiz olan John, matematiği dibine kadar çözüp yeni bir ispat ortaya çıkarmış olsa bile, çözmesi gereken büyük bir problemi vardır. Akıl oyunları asosyal bir matematikçi olan John Nash'in hayatını konu ediniyor. John Nash kazandığı bir bursla Princeton Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başlar. Bu süreçte parlak zekasını her daim hissettiren ve çevresindekilerle uyum sorunu yaşayan dahi Nash, inanılmaz bir teoriyi ortaya sürüp kanıtlanma aşamasına kadar gelir. Böylece matematik çevrelerince ününü yayan dahi adam zamanla şizofrenik belirtilerle mücadele etmeye başlar. Nash artık kendi kurgusal gerçekliklerinden oluşturduğu dünyasıyla asıl gerçekleri ayırt edemeyecek bir aşamaya gelir. Önemli başarılarından uzunca yıllar sonra Nobel ödülüne layık görülen ünlü matematikçi John Nash'in gerçek hayat hikayesine odaklanan akıl oyunları, iki önemli dalda kazandığı Oscar ödülüyle başarısını kanıtlamıştı. Peki film gerçekten de şahane sahneler sergiliyor. Zaten bizim tavsiyemizin o yönde olduğunu belirtmek isterim. Ancak siz bu filmi izlemeden önce gerçek karakteri, yani John Nash aslında tam olarak kimdi? Çok yakın tarihte hayata gözlerini yuman bu matematik dehasını kısaca sizlere anlatmak isterim. Oyun kuramında ve diferansiyel geometri alanında köklü değişiklikler yapmış, aynı zamanda kısmi diferansiyel denklem üzerine de çalışmış Amerikalı matematikçi. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük dehalarından biri olarak kabul edilir. İsminden ziyade aynı isimli biyografik kitaplarından uyarlanma olan Akıl Oyunları filminde Russell Crowe'un canlandırdığı matematikçi karakteri ile tanınıyor. 23 Mayıs 2015 tarihinde bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrılmıştır. John Nash, 1994 yılında oyun teorisi ile Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştü. Otobiyografisinde bütün bunların bile ait Man of Mathematics isimli kitabı okuması ile değiştiğini belirtiyor. Kitap öylesine akıcı ve basit bir dille yazılmıştı ki, kitabı okumasının ardından Nash birkaç basit teoremi ispat edebilecek hale gelmişti. Daha sonra Nash matematik bölümüne öğrenci olarak girdi. Ancak onun da öncesinde kimya mühendisliği ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmaları olmuştu. Bu sıra dışı başarıları sayesinde Princeton Üniversitesi'nde sadece lisans eğitimini değil, lisans üstü eğitimini de tamamladı ve başarılarıyla kendi yolunu çizdi. Mezun olduğu okuldaki eski profesörlerinden biri onun için şu notu düşmüştü: "O bir matematik dahisi." Mezuniyet sonrası çalışmalarını bitirmesinin ardından John Princeton'da ders vermeye ve aynı zamanda başka şirketler içinde çalışmaya karar verdi. 26 yaşındayken polis tarafından edebe aykırı davranışları sebebiyle tutuklandı. Bu hikayenin detaylarını bugün bile bilmiyoruz. Ancak bu vakanın John'un psikolojik problemlerinin ilk işaretleri olduğu düşünülüyor. Dahası John iş yerindeki ayrıcalıklarını kaybetmiş, gizli bilgilere erişim izni kaldırılmıştı. Kısa bir süre sonra John kendisinden 4 yaş küçük öğrencisi Alyssa Lord ile evlendi. Bir yıl sonra Fortuna dergisi Nash'i matematiğin yükselen yıldızı olarak gösterdi. Bu sırada karısı da hamileydi. Hemen hemen aynı dönemlerde şizofreninin ilk belirtileri kendisini göstermeye başlamıştı.
yaptı. John işini kaybetti ve zorunlu olarak tedavi görmesi için psikiyatri hastanesine yatırıldı. Burada kendisine paranoid şizofreni teşhisi kondu ve 2 ay boyunca ilaç tedavisi görmeye zorlandı. Hastaneden ayrılmasının ardından ani bir kararla Avrupa'ya gitmeye karar verdi. Alisa yeni doğan bebeklerini anne ve babasına emanet ederek kocasının peşinden gitti. Nash siyasi sığınma almaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. Kısa süre sonra tutuklandı ve Amerika'ya geri gönderildi. Akıl Oyunları filminde çokça yer verilen halüsinasyonlardan bahsetmeden olmaz. Gerçekte John Nash asla halüsinasyon görmedi. O sadece sesler duydu. Bunun yanında ünlü matematikçinin filmde hiç bahsedilmeyen gerçek dışı korkuları vardı. Kendisinin film hakkındaki röportajından kısa bir kesiti sizlerle paylaşmak istiyorum. How do you feel about that version of your life that came? In the movie we didn't want to suggest that people who are living in a state with controlled mental illness that they should stop taking their medicine. It would be dangerous to suggest this. Okay. So it doesn't correspond to me accurately. Hastalığı kötüye gitmeye devam etti. Psikiyatri hastanelerinde agresif tedaviler etkisiz kalıyordu. Kendisinden üçüncü şahıs olarak bahsediliyor, eski iş arkadaşlarını arayarak onlara sürekli çılgın komplo teorilerini anlatıyor ve sürekli bir şeylerden korkuyordu. Her ne kadar hastalığı artık daha ciddi bir hal almış olsa da Alisa Nash'in eve dönmesine izin verdi. Alisa boşanmakla Nash'e ihanet ettiğini düşünüyordu. Alisa'nın eve dönmesine izin vermesi Nash'in sokaklarda yatıp kalkan bir serseri olmasının da önüne geçti. Çünkü Nash boşanmasının ardından arkadaşlarında veya otellerde kalmaya başlamıştı. Nash'in semptomları 1980'lerde iyileşme göstermeye başladı. Doktorlar şaşkınlık içindeydi ve ne olduğunu bilmiyorlardı. İşin sırrı John semptomlara odaklanıp onlarla mücadele etmek için zihin gücünü kullanmasında ve yeniden matematik araştırmalarına yönelmesindeydi. Bu noktada ilaç almayı tamamen kesti. Olası bir başka açıklama ise John Nash'in yaşının ilerlemesiyle birlikte şizofreni semptomları kendini daha az belli ediyordu. Yani belki de bu doğal bir süreçti ve aslında hastalık mucizevi bir şekilde yok olmadı. John geleneksel Nobel konuşması yapma fırsatı bulamadı. Çünkü organizatörler onun ruh halinden endişe duyuyorlardı. Onun yerine bir seminer düzenlendi ve bu seminerde bilim insanları John'un oyun teorisine olan katkılarını tartıştılar. Birkaç yıl sonra boşanmalarının üzerinden 38 yıl geçmesinin ardından Nash ve Alisa yeniden evlendi. Ölümünden kısa bir süre önce ise Nash, dünyanın en prestijli matematik ödülü olan Abel ödülünü aldı. Böylece dünyada hem Abel hem de Nobel ödülünü alan tek isim oldu. Öldüklerinde John 86, Alisa ise 82 yaşındaydı. İlginç olan ise her ikisi de emniyet kemerini takmamıştı. Ve araçta emniyet kemerini takan tek kişi olan şoförleri kazadan canlı kurtulmuştu. Gördüğünüz üzere dahinin hayatı bile küçük bir hata sonucunda sona ermişti. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.